Anadolu'dan hakikaten güzel, yani taç giyecek kadar, taçlandırılacak kadar güzel kızlar yaşadıkları ortama ve aile düzenine, parasızlığa isyan edip zannediyorlardı ki İstanbul'da o güzellikle para kazanabilirler ve onlar da yıldız olabilirler. Zengin birer sevgili bulup hayatlarını kurtarırlar diye geldiler ve İstanbul'un bu canavar dişleri arasında eriyip gittiler. Kayboldular, mahvoldular. Evet. Şimdi bunlara tantana yapıyoruz, evlilik programlarını şikayet ediyoruz. Bunu normal görüyoruz ama. Evlilik programlarında yaşanan işte sebebi bunlar. Hep bunlar birbirine geçmiş halkalar. Tabii. Sadece bu taraftaki tabloya bakmayalım. Bütüne baktığımızda bir bakıyoruz ki bir tanesi doğru değil ki. Tabii. Hepsi yanlış. Ya evlilik programı deyince dün gerçekten bir oturdum baktım yeni sezonla beraber yeni bakışta ne değişti diye. Hepsine teker teker. O şeyde oturuyorlar neydi? Locada. Loca. Mesela o locada oturanlara baktım. Hepsinin baktığın zaman çok düzgün tipler. Ya orada... birbirlerine hepsi teker teker birbirlerine eş olabilecek tipler. Başkalarını arıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Geliyor tuhaf tuhaf tipler. Yani gerçekten hiç gerçeği yansıtmayan, izlenirken yani Allah'ım diyorsun ya bu nedir? Bak dünyada da var. Annem dedi ki yani bunlar ne böyle falan kendi aramızda konuşuyoruz. Bak bunların aynısı dedim. Anne dünyada da var. Var. Sadece var. Şu. Sadece bu yok. Bizde sadece bunlar var. Sıkıntılı olan kısım bu. Bizde önceden gerçekten oturup sohbet programı vardı, eğlence programı vardı, müzik programı vardı. Bunlarla beslenik bir gündüz kuşağı vardı. Şimdi o hiçbir şey kalmadı. İşte biz magazinler varız. Bizden sonra sabahtan akşama kadar devam eden bir evlilik programı var. Müge Anlı var. Mesela o bir tek bu işi gerçekten farklı ve hakkıyla yapan. Onun benzerleri var. Olmuyor. Ama... bir de evlilik programları. Yani ama sadece bu olmaz ki. Sadece bu olunca da bu. Ya Elif ben şuna da taraftar edeyim. Akıl vermeyeceğim tabii. Herkes kendine göre yönetici. A kanalı, B kanalı, C kanalı, D kanalı. Saat 14 itibariyle saat 16, 18.30'a kadar A'da evlilik programı, B'de evlilik programı, C'de evlilik programı, D'de evlilik programı. Yahu kardeşim hiçbir tanesinin patronu dönüp de demiyor ki. Ya arkadaş... A kanalı yapıyor. Sen niye aynı işi yapıyorsun? Hatta A kanalı kötü yapıyor. Sen onunla yarışacağım diye daha da kötüsünü yapıyorsun. Sonra kalkınca program kalkacak dendiğinde 5'e birden feryat ediyor. Ya kardeşim farklı bir şey yapmıyorsunuz ki. Ne yapıyorsunuz farklı? Ben de bilmiyorum. Yani birinin yaptığı rezilliğe siz de takılmışsınız peşine. Aynı rezilliğin daha da rezilliğini yapıyorsunuz. Dün çok enteresan bir şey oldu. Tam Seda Sayan'a döndüm. Birisi şarkı söylüyor tamam mı? Şarkıyı söyledi. Orada herkes söyledi. Şarkı söylüyor. Ondan sonra tabii orası orada şey gibi olmuş yani kulüp gibi. Tabii. Ondan sonra şarkı işin ilginç tarafı şarkı bitti. Seda Sayan böyle yaptı. Bu da dedi Erkan Çelik Beste.